Sayın seyirciler, 28 Şubat'ın yıl dönümüne bir gün kala yeni operasyon dalgası başlatıldı. Biri muvazzaf, 5 asker Ankara Adliyesi'nde ifade verdi. 2011'de Türk ordusuna yönelik tertiplere tepki olarak istifa eden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu'yla eski Harp Okulu Komutanı Emekli Orgeneral Aslan Güner tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Dönümüne bir gün kala 28 Şubat soruşturmasında yeni operasyon başlatıldı. Ankara merkezli operasyonda biri muvazzaf 5 asker Ankara Adliyesi'nde soruşturma savcısı Mustafa Bilgili'ye ifade verdi. İfadesi alınan komutanlardan 2011'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik tertiplere tepki olarak istifa eden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu'yla eski Harp Okulu Komutanı Aslan Güner tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. İçerisinde de konuşuldu. Gözaltına alınan diğer isimlerde emekli Tümgeneral Mehmet Başpınar'la emekli Tümgeneral Yücel Özsır. Emekli Orgeneraller Ceylanoğlu ve Güner davet yoluyla ifadeye çağrılırken emekli Tümgeneraller Başpınar'la Özsır'ın ise polis soruyla Ankara Adliyesi'ne götürüldüğü belirtiliyor. Muvazzaf Albay Mehmet Cumhur Yatıkkaya için de gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara Adliyesi'ne götürülen Albay Yatıkkaya da savcılığa ifade verdi. Emekli Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, kendisi gibi istifa eden Genelkurmay Başkanı Işık Koşener ve kuvvet komutanlarıyla beraber Ergenekon davasında tanıklık yapmak için 18 Şubat'ta Silivri'ye gitmişti. Emekli Orgeneral Ceylanoğlu, 28 Şubat sürecinde Sincan'da yürütülen tankların bağlı olduğu Etimeskut Zırhlı Birlikler Tümeni'nin komutanıydı. Gözaltına alınan emekli Orgeneral Aslan Güner de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti dönüşünde Hayri Nisa Gül'ü karşılamayarak protokolü terk etmişti. 2010 Yüksek Askeri Şurası'nda Genelkurmay 2. Başkanı olan Aslan Güner, Cumhurbaşkanı Gül'ün itirazı nedeniyle terfi ettirilmemişti. Teamüllere göre jandarma genel komutanı olması gereken Güner'in görevi değiştirilmemişti. Şimdi Ankara'ya dönüyoruz sayın seyirciler. Emekli Orgeneraller Erdal Ceylanoğlu'yla Aslan Güner'in avukatı Sayın Erol Aras şu anda telefon attığımızda son durumu ve komutanlara yöneltilen suçlamaları kendisiyle konuşacağız. Sayın Aras, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza efendim. İyi akşamlar efendim. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Haberimize de aktardık. Komutanlar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Önce sizden son durumu öğrenelim. Bir gelişme var mı acaba mahkeme süreciyle ilgili olarak? Şöyle dışarıdan bize gelen mesajlardan büyük bir bilgi kirliliğinin yaşandığını görüyoruz. Daha biz burada savcılığın kapısındayken tutuklamaya sevk edildiğine dair haberler çıktı. Sonra da bunlar maalesef doğru çıktı. Şu anda mahkeme salonunun kapısındayız. Hı hı. Tutuklamaya sevk edildiler. Dosyayı hakime hanım inceliyor. Özgürlük hakime hanımı. Biraz sonra da sorguların yapılması için, hakimlik sorguları için mahkeme salonuna gireceğiz. Çok kısa bir zaman, yarım saati bulmayan bir zaman diliminde orada olacağız efendim. Evet, savcılıktaki ifade alma işlemi ne kadar sürdü Sayın Aras? Ve yaklaşık kaç birer buçuk saat sürdü yaklaşık olarak efendim. Her iki müvekkil de bir buçuk saat civarında bir sürede sorgularını 18 sayfa civarında bir sorgu yapıldı. Hı hı. Yaklaşık olarak birer buçuk saat sürdü efendim sorguların süresi. Evet, yani 16-18 sayfalık bir ifade tutanağından söz ediyoruz o zaman. Peki Sayın Aras, komutanlara yöneltilen suçlamalar neler acaba? Soruşturma gizli olduğu için bu konularda çok net bir şey söylemem. Hukuka uygun olmaz. Ama şeydir, malum bilinen tahtlarla ilgili soru. Hı hı. Bir genelkurmayda 9-7 Nisan'da yapıldığı iddia edilen müvekkilin katılmadığı bir toplantı. Tamamen aksi belgeleriyle beraber soruların aksini kanıtladık. Yani normal hukuk kaideleri işlediği takdirde herhangi bir tutuklama kararı beklemiyoruz. Beklemiyorsunuz. Peki komutanlar bir değerlendirme yaptılar mı ya da ilk değerlendirmeleri ne oldu bu operasyonla ilgili olarak? Tabii ki emekli orgeneraller, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, ordusuna büyük hizmet yapmış insanlar emekli olduktan sonra böyle bir muameleye maruz kalmaktan son derece üzgünler. Ama onun dışında her Türk askeri gibi gayet vakur, gayet dirençli bir vaziyette ifadelerini verdiler. Şu anda da duruşma salonu kapısında bekliyoruz efendim. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Aras, verdiğiniz bilgiler için. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar, kolaylıklar.